يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسك ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يعز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقات صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وأيديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فما كان المؤمنون لينفروا كفات فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Allah'ın takvasını benimseyin ve doğrularla birlikte olun. Medine ahalisinin ve onların etrafındaki kırsal bölgelerde yaşayan bedevilerin Allah'ın peygamberini yalnız bırakıp geri kalmaları onun canına hiç aldırış etmeyip yalnız kendi canlarını sevmeleri hiç de caiz değildi. Çünkü Allah yolunda çektikleri susuzluk yahut yorgunluk veya açlık, keza kafirleri kızdıracak bir adım atmaları, aynı şekilde düşmana karşı savaşta bir zafer kazanmaları gibi hiçbir amel yoktur ki ona mukabil kendilerine sevap yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyi işler yapanların mükafatını asla zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir harcama yapmazlar yahut bir vadiyi aşmazlar ki bu kendileri için yazılmış olmasın. Böylece Allah yaptıkları en iyi amellere göre onlara karşılık verir. Müminlerin hepsinin dini öğrenmek için yola çıkmaları mümkün değildi. Onların her grubundan bir topluluk dini iyice öğrenmek ve geri döndüklerinde onlar da helak olmaktan korunabilsinler diye kavimlerini uyarmak için neden yola çıkmadı? Bismillahirrahmanirrahim. İçinde aslında dini öğrenmek ve Allah'tan gelen bu mesajı başkalara ulaştırmak hakkında bize talimat verilmiştir. Diyor ki milletin, kavmin bütün fertleri dini
Tabii öğrenme için belki zamanları yoktur. Ey müminler diyor Yüce Allah, içinde seçin birkaç kişi. Mesela burada biz cami yaptırdık. 40 bin insan var şimdi mesela Ahmedi. İçinde şu anda mesela 100'e yakın genç burada tahsil görüyor. Dini öğreniyor. Bunu demek istiyor Kur'an-ı Kerim. Yani herkes için belki vakit, zaman müsait olmayabilir. Ama içinden mesela ben, biz 8 kardeşiz. Beni seçtiler. Yani aralarında. Annem babam ikisi de önce Ahmedi değildiler. Ben de 1960 yılında Ahmedi oldum. Aynı sizin gibi. Yeni girdim yani. Artık tabii yeni sayılmadı da. Yani onu demek istiyorum. Yani annem babam şey değildi. Bu 8 kişi şey dediler ki içimizden bir, yine Kur'an-ı Kerim bu talimatine göre. Valtakum, bir ayet başka da var buna benzer. Valtakum minkum ummetun yad'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil munkar. Fa ulaika humul muflihun. Yüce Allah diyor ki içinizden bir cemaat olmalı. Valtakum minkum ummetun. Bir topluluk olmalı. Çünkü herkes dini öğrenmek için belki zamanı olmayabilir. Ama öğrenen kimseler, seçilmiş olan kişiler, mesela aynı camide olduğu gibi, dediğim gibi, cami dediğimiz bu ilahiyat fakültesi. Çünkü Türkçe'de biz cami, bu demek camidir ama şey, ilahiyat fakültesi. Hani Türkçe konuşalım madem. Camia diyorlar. Ama biz cami Ahmedi diyoruz. Yani ilahiyat fakültesinde. Tahsil görsünler. Bunu demek istiyoruz. Ve sonra herkes kendi memleketine gittiğinde, şehrine gittiğinde öğrendiği şeyleri başkalara öğretecek. Onlar sonra başkalara öğretecekler. Ve Allah'tan gelen bu mesaj, bu din, bunu insanlara ulaştırmak. Hem ıslah için çalışacaklar, terbiyet için çalışacaklar. Hem de bu dini başka insanlara ulaştırmak için de. Çünkü Kur'an-ı Kerim hep diyor mesela بَلِّغْ مَا اُنْزِلَا اِلَيْكَ Ey Habibim sallallahu aleyhi ve sellem, sana gelen bu mesajı insanlara ulaştır. Ve bunu sık sık şey diyor ki bu kitabı, bu Kur'an'ı, bu talimatı, bu dinin talimatını insanlara بَلِّغْ مَا اُنْزِلَا اِلَيْكَ Ve biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bu meseleyi düşünüyordu ki ben hayret ediyorum. Haccatul Vida, bu kelimeyi duymuşsunuz. Veda, hac, yani son hac artık Mekke'de yapıyor ve dönecek. 200 bin hatta daha fazla insan toplanmış bir yerde. Son hutbesi. Ve son kelimeleri de aynı yine. O düşünüyorum, Kur'an-ı Kerim'de var ya, بَلِّغْ مَا اُنْزِلَا اِلَيْكَ Ey Habibim, sana gelen veya ey insanlar, ey müminler, ey inananlar, sana gelen bu mesajı ulaştır. Çok etkilenmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba bunun hakkını verdi mi, vermedi mi? Evet, orada sordu. Ve son o konuşma yaptı. Onu belki siz de okumuşsunuz. Haccatul Vida diyoruz biz. Veda hutbesi. Hutbesini okumuşsunuz uzadıya. Yani tafsilat şeyle. Son olarak şöyle söylüyor. Ala hel bellegtu. Ey insanlar, ben Allah'ın mesajını size ulaştırdım. Çünkü içinde vardı. Ve 200 bin kişi bir ağızdan Bela ya Resulullah dedi. Ravi diyor ki Mekke'nin etrafındaki bu tepeler, dağlar inlerdi. Ey
200 bin kişi bela yaratırlar. Evet efendim. Sonra bir feth zamanıdır. Mekke artık fethedilmiştir. Tek başına çıkmıştır. Mekke'den. Yanında arkadaşı da vardır. Ve Fatih olarak giriyor. Ve son hutbedir. Artık bir daha gelmeyecektir. Biliyor musunuz? Tek hac yapmıştır. Halbuki 10 sene kaldı. Şeyde, Medine'de biliyorsunuz. Ama bir hac. Hac için sadece bir kere gelebilmiştir. Niye? Hep tebliğ. Delegeler geliyor, gidiyor. Şu kabile gelmiştir, şu kabile gelmiştir, şunla. Çünkü yine aynı konudayız. Medine'de de yine aynı. Fırsat yok ki. Biyet edenler, gelenler, talimat isteyenler, şeyler, kabileler, boylar, bilmem kimler. Gidip geliyor, gelemedi. Bu sene, peki, gelecek sene gideriz. Bir tane mi? Bir tane. İşte onu diyorum. Hayret. Çoğu bilmez yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonra sadece tek bir kere hacca gitmiştir. O da son hac artık. Veda, onun için veda hacı diyoruz. Artık elveda yani dünyaya. Tekrar söyledi. İkinci ravi diyor ki tekrar dedi. Alâ hal ballaktu. Ey insanlar, ben Allah'ın talimatını size ulaştırdım. Allah'ın verdiğim bu yüce kitabı size ulaştırdım. O içinde var. Acaba ben bu vazifeyi, bu görevi tam manasıyla yerine getirebildim mi? Ravi diyor ki yine 250 bin kişi veya 200 bin kişi bir ağızdan bela yaratıldı. Bu dağlar etraftaki bu tepeler inliyordu sesimizden. Üçüncü kez yine dedi. Alâ hal ballaktu. Ey insanlar, ben Allah'ın mesajını size ulaştırdım mı? Yine de biz tek ağızdan, sesten dedik, bela yar. Yani demek istiyorduk ki bu insanlarda, güneşte, ayda, bu toprakta, bu şehrin duvarları, toprakları bir şahit olsun. Ki Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi yerine getirdi. Tebliğ ediyoruz. Aynı şey beyler, size de söylüyorum, rica ediyorum. Gittiniz her yerde. Almanya'da mümkündür. Belki Türkiye'de mümkün değildir. Müsaade etmiyorlar belki de. Şey yapıyorlar. Yani tebliğ için kanunlar var, şeyler var. Şimdi bugünlerde artık kolaylık var. Evet. Merhabalar. Fakat yine de bakın, her zaman söylüyorum bunu. Sizinle pek sık sık görüşemiyoruz. Raşid Bey sağ olsun görüşüyor. Onun sayesinde zaten şey oldu. Şunu söylüyorum. Meyveli ağaç olmaya çalışın. Sizde mesela. Meyveli ağaç. Meyvesiz ağaç nedir? Kupkuru ağaç. Ne gölgesi var, ne çiçeği var, ne meyvesi var. Ne yarar? Hani bahçıvan şeyler, biri gelir onu odun olarak keser testereyle evde. Ama meyveli ağaç olursanız o bambaşkadır. Bakın Farsça olarak Mesih Mevud Aleyhisselam diyor ki E aun ke suve men ve davidi ve saddabar. Farsça'da güzel bir lisan. E aun ke suve men ve davidi ve saddabar az bağban beters ke men şahımız verem. O meyveli ağaçhani dedim ya. E o insan Türkçesi şöyle. Beni öldürmek için eline bıçak alıp koşan, bana doğru gelen insan sakın ha. Dikkat et. Beni kesmek istiyorsun. Ama dikkat et. Az bağ bağım, beter ki ben şahımız veren.
bu bahçenin sahibinden kork. Çünkü ben meyveli ağacım. Kestirtmez. Sakana diyor. Hepiniz eğer meyveli ağaç olursanız, meyveli dal olursanız, o zaman hiç kimse belinizi, ayağını, elinizi bükemez beyler. Bak burada Almanya'da mümkündür. Her şey mümkün. Millet böyle, çeşitli insanlar sağda, solda, çarşıda, pazarda. Hatta biz izin alıyoruz, şeyler koyuyoruz, stand falan oluyor, kitaplar. Türkiye'de belki değildir mümkün. Şehirlerinizde. Ben çünkü Türkiye'de bulundum. Gerçi her neyse çok kanun değişmiştir ama yine de aynı sakıncalıdır yani. Kalkıp da kimse tebliğ yapamaz. Ama burada yapabiliyor. Onun tekniği ne? Tekniği şu. Özel olarak arkadaş seçeceksiniz. Akraba seçilmez ama dost seçilir. Efendi bir insan. Onu seçecek. Bakın niye efendi bir insan diyorum. Çünkü babam rahmetli şey derdi ki akıllı çiftçi kendisi çiftçi değil. Hiçbir zaman kendi tohumunu çorak bir toprağa atmaz. Güzel bir söz. Bu güzel talimatı böyle boş zamanınız az zaten. Onun için seçeceksiniz. Beyler. Belirti ne? Namaz kılan biri varsa sizin seçiminiz yarın tamamdır. Belirti bu. Öyle kişiyi seçecek. Bazı kimseler var kadından, kızdan, ne bileyim içkiden bahseder. Eğlenceden bahseder. Belli insanlar belli olur. 5 dakika oturun hemen belli olur. Nasıl bir insan oldu? Belli olur. Sohbetinden oluyor. Hemen oluyor. Onu seçeceksiniz. Burada Anlisede bir arkadaşım var. Ben biliyorsunuz biz mürabbiler çeşitli cemaatler olur, gideriz, ziyaret ederiz. Şimdi artık ben yaşlandım, bu genç Raşit bir gidip geliyor ama ben pek fazla gidemiyorum. Ama o kadar yaşlı da değiliz herhalde. Değil mi? Yani o kadar da değil. Geçti de yaşlı. Yok artık. 70'e dayandık efendim. Onun için siz de derman mısın bırakırsın? Şey gittim aldı, onu anlatıyorum arkadaşlar. Dedim tebliğ yapmıyorsunuz ya. Peki hocam nasıl yapacağız? Dedi bak Türkler var, şimdi başka milletler var. Onlara göre siz hareket edeceksiniz. Onun sevdiklerini yapacaksınız. Peki dedi Türk olunca bir anlatırım. Aynı şey size de anlatırım. Mesela bayramlarda dedim tatlıyı göndereceksiniz. Çiçek göndereceksiniz. Kapı çalacaksınız eğer tanıyorsun. Evvela arkadaşlık yapacaksınız. Çağıracaksınız bilmem ne. Davet edeceksiniz. Çay için yahut da yemek için. Dil bilmiyorsanız da o dili bilen, Rusça bilen var bizde. Farsça bilen bizde var. Türkçe bilen. Bu da Allah'ın lütfudur. Öyle dil bilen insan çok az yani. Ondan sonra arkadaşlık çoğalır ve Allah'ın tebliğ şey yapılır. Mesajı o insana ulaştırırsınız. Peki de. 2 gün sonra da bayrammış. O benim dediklerini adamın şeysinde, kafasında. Hocam böyle demişti bir hafta önce veya 2 gün önce o Alcı'daki adam, Sadır Cemaat oranı. Diyor ben bir paket yaptım. Ve bir arkadaş onun telefon numarasını biliyordum. Telefon ettim. Dedim ki bugün bayram. Ben bir tatlı ikram etmek istiyorum. Sadece 1 dakika rica alacağım. Türkçe'de zaten yok da Almancası da böyle çatpat. O adam dedi ki ya kardeşim. Şimdi karşıdaki Türk. Kardeşim benim zamanım yok. Pakistanlı diyor ya 1 dakika sadece dedi. 1 dakika çok dedi. Yarım dakika olur dedi. Ama kapıya kadar ha. Ben birkaç çiçek verdim, şey yaptım, bir de tatlı ama güzel tatlı. Pahalılardan aldım dedi. Ve ikram ettim böyle, selamun aleyküm, kapı çaldım, adama kapı açtı. Beni görünce elimde
Çiçek var, tatlı var. O gün de bayram. O Türk gün her iki şeysi de, gözü de böyle çeşme gibi aktı. Elleri titremeye başladı. Beni tuttu. Kardeş dedi, içeri buyur. Ben dedim, siz dediniz yarım dakika, hatta bir dakika bile zor verdiniz. Şimdi diyorsunuz, sen bir gir hele. Girdim. Oturdum, bak dedi, bu koca şehirde bugün bayram gününde bana bir çiçek veya tatlı getiren senden başka kimse yok dedi. Ve kalktı, sarıldı bana. Bağrımı bastı ve ağladı. Çünkü ikimiz de Türkçe, o tabii Türk, ben onun lisanını bilmiyorum, Türkçem de az, Almancam da az. Yani kıt. Böylece arkadaş oldu. Ben onu davet ettim, sonra beni çağırdı, sonra Türkçe olarak tebliğ. Yani tebliğin, yani udu ilah sabili rabbika bil hikmeti vel mu'izzetil hasenati. Hikmet ile Allah'ın yoluna. Ben şeyden ayrıldım mı acaba konudan? Yok, aynı konudan. Tamam diyorum, peki. Ayşe olursun da söyleyeyim. Yani dediğim, evet, sohbet, çünkü maksat sohbet. Allah-u Teala buyuruyor ki böyle her milletten bir gelsin. Tebliğ çünkü. Yani demek istediğimiz ki Türklerle mutlaka ilgilenmeli. Mutlaka, mutlaka. Başka milletlerle herkes, Allah-u Teala diyor, herkes kendi milletle ilgilensin. Tabii. Din bunu yayılır. Ve bu şekilde hani insan hani hakikaten öyledir yani. Çünkü insan kendi milletini daha iyi anlar. Bu şekilde daha güzel irtibat kurabiliyor. Yani. İrtibat kurabiliyor. Tekrar söyleyeceğim, yani meyveli ağaç olmaya çalışın beyler. Mesela, ama seçim yapacaksınız. Zamanım yok diye bir şey yok. Eğer ashab-ı kiram, ki onların savaşları bile var. Savaşa giden geri gelmiyor. Düşünüyor musun? Kısra ile, yani İran hükümetiyle, Kayser ile, Roma İmparatorluğuyla. Neler neler savaş. Ama tebliğ vardı. Her kabile, hani Raşid Bey'in dediği gibi, her kabile kendi kabilesiyle. Ama başkası da gelirse buyursun. Yani Alman da gelse buyursun. İranlı da gelse buyursun. Başka milletten, Afrika'dan da gelse buyursun. Ama en başta, çünkü Türksünüz. Türklere. Çünkü Kur'an-ı Kerim onu diyor. Bu hakikaten de öyle. Çünkü onun örf ve adetlerini iyi biliyorsunuz. Nereden gireceksiniz, giriş yapacaksınız, onu gayet iyi biliyorsunuz. Gözünden anlarız. Hemen. Onun için çünkü Allah diyor, udu ila sabili rabbika bil hikmeti. Bu istiyor mu? Şu anda mesela Türklerin evlerine ayakkabıyla girilmez. Başkası bunu bilmez. Alman bilmez. Girilince de yani ev sahibi der ki, ya bu ne edepsiz bu adam ya. Kaynana masa çıkarttırır. Neuburg diye bir şehir var. Orada polis gelmiş. İçinde de Türk bir amca evde. Kapı çaldı, dedi ki ben seninle konuşmak istiyorum, polis dedi. O dedi önce ayakkabını çıkar. Ya dedi ben polisim dedi. Hiçbir polis hayır. Dedi bana ne polisi sen. Aynen öyle dedi amca. Bana ne dedi? Polisayı sen polisayı. Ne? Bu benim evim. O şimdi içeri giremiyor çünkü izin yok. Hayır diyor. Ayakkabını çıkar sonra içeri gir. Yok dedi, bu benim şeyim ya. Kıyafetim her şey. Ben polisayı. Sen bana diyorsun ayakkabı çıkarayım. Olmaz. Müsaade etmedi ve o dedi ki peki sen karakola gel bu sefer. Düşünebiliyor musun? Çünkü Türklerin adetlerini adım bilmiyorum. Yani her millet dediğimiz, onun için o da ilah sabiyle Rabbika bil hikmeti. Hikmetiyle. Bazen şey olur, bazı arkadaşlar gidiyorlar böyle birdenbire kahvede bağırıyorlar. Düşmanlık olabilir. Biri taş, ton, bilmem ne, bir bela alır, başınıza vurur.
O iyi değil, o hikmet değil yani. Seçim yapacaksınız beyler. Udu ila sabili rabbika bil hikmeti vel mu'izzati lhasenati. Ve güzel sözle, tatlı sözle. Hem hikmet ile ne zaman, zamanı tanıyacaksınız. Toplum içinde bazen kahveleri ben gördüm, biliyorum, siz de biliyorsunuz. Kahveleri gidip bağırıyorlar. Mehdi Aleyhisselam gelmiştir efendim. Adam seni dinler mi kardeşim? Bana ne der? Olmadı ki. O zaman hikmet değildi bu. İşte Yüce Allah onu da söylüyor. Öğrensin. Hikmeti, dini öğrenin. Aynı zamanda dinin nasıl ulaşacağı. Ulaştırmak için de her şeyin yolu yordamı var beyler. Öğreneceksiniz. Yani. O çok önemli. Buyurun başka bir şey söylemek istersiniz. Ben bugün Sîret-ül Nebî üzerinde şey yapacaktım da, eğer müsaade edersiniz. Çünkü konu aynı da, neden? Çünkü Yüce Allah diyor, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için güzel bir örnek Yüce Allah diyor. Ve her yerde bir baba olarak olsun, bir müballik olarak olsun Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bizim için hakikaten böyle her alanda örnektir. Eğer müsaade edersin bugün biraz Sîret-i Nebi üzerinde ben bir şeyler anlatacaktım. Kur'an-ı Kerim diyor ki Subhanallah. Fabima rahmetin min Allahi linta lahum velau kunta fazzan galizel kalbi lan fazu min havlik. Fa'fu anhum ve istagfir lahum ve şavirhum fil amr. Fa iza azamta fetevekkal ala Allah. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Allah'ın rahmetinden dolayı ey Habibim, Peygamberim, sen onlara karşı çok yumuşaksın. Eğer kaba ve katı kalpli biri olsaydın, şüphesiz onlar, yani ashab-ı kiram, senin etrafından dağılır giderlerdi. Onları hep affet. Onlara Allah'tan mağfiret dile. İş hakkında, yani devlet işlerinde, onlara danış. Fakat karar verdin mi Allah'a güveneceksin. Doğrusu Allah'a güvenileni, Yüce Allah kendisine güvenileni çok sever. Bir yerde Yüce Allah diyor yine Kur'an-ı Kerim'de. لَكَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ Ey müminler, ey insanlar, içinizden size sıkıntıya uğramanız kendisine çok ağır gelen, size düşkün olan, inanlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir. لَكَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Bu anfusikum kelimesinin Mesih-i Mevud bambaşka bir mana vermiştir. Tabi Türkçe olarak ve öz mana olarak içinizden min anfusikum. Fakat öyle bir mana vermiştir bir tane. Belki 1400 sene esnasında bu mana kimse vermiş değildir. O ne? Ben hayret ettim ilk okuduğum zaman. لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ Türkçesi içinizden. Arapçada öyle, içinizden yani. مِنْ بَيْنَ اَيْدِكُمْ mesela Arapçada bir tanesi. Enfes kelimesinin manası Mesih-i Mevud Aleyhisselam bir yerde yahu bu enfes de olabilir diyor. Nefis. En enfestir içinizden. En nefistir diyor. Şu şeye bak.
Nezafet. Aynı zamanda sözlük de bunu kaldırıyor. Lugat da bunu kaldırıyor. Her ikisi de. Beyler bu aşk var ya, bu aşk yaptırır bu işleri. Bir gün İstanbul'da şeylerle beraberiz, Mevlevilerle. Şişhane'de, belki Raşit Bey'de görmüştüm, Şişhane'de onların şeyleri var. İstanbul'u tanıyan hepiniz biliyorsunuz değil mi? Aa değil, şey, Engin de uzaktan, sen de uzaktan. İstanbul'dan yok mu içinizde? Yok. Her neyse, Şişhane diye bir yer var, semt. Orada onların Mevlevihane şeysi de var, merkezi var, orada var. Ama çoğu Farsça bilir, gayet iyi Farsça. Çünkü Mevlana'nın şeyleri ya, müritleri hepsi. Ve Mevlevi diyoruz onlara. Ben ara sıra giderdim. Beni tabii o zaman kimse tanımazdı. Hep söylerlerdi. Ya sen pirinden, mürşidinden bahset. Yani Mesih Mevlevi değil de pirinden, mürşidinden. Peki. Bir gün ben de dedim, orada cübbeleri vardır, şeyler var, oturuyorlar. Hadi kafar sen söyle. Peki dedim. Dedim ki benim pirim şöyle diyor. Farsça. Aa senin pirin Farsça da yazar mıydı? Onu zannedeyim sadece Mevlana Farsça. Mesnevi yani. Hele durun benim pirimin dediklerini bir duyun. O da Farsça. O diyor. Şan-ı Ahmet Rake Dâne Cüz Hudavundi Kırim. Hepsi kulak kesildi öyle. Dinliyorum ya, Gaffar'ın şu piriyi söylüyor. Beklemiyorlardı böyle. Hiç. Ben her ara sıra gider öyle otururdum bana. Yani dinleyeceğim. Şan-ı Ahmet Rank'ı dağınık düz hudavın diye kareyim. Vay dediler ya, Gaffar'ın şu piriyi söylüyormuş. Sonra, Türkçesi söyleyeceğim. Ançuna az hud cüda şut kaz miya uftad beyim. Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem şanının yalnız Allah bilir, başka kimse bilmez beyler. Allah ile o kadar şey olmuş ki, yani fena fillah hani diyoruz. Yakın olmuş. Bir olmuş yani, ki Ahmet'den mim düşmüş, ahd kalmış. Nasıl bir tarif? Vay dediler. Her arkada bir cübbeli bir amca vardı, bağırdı böyle, kalktı ayağı fırladı. Vay dedi, senin pirinden kurban olayım Gaffar. Bir daha oldu dedi. Dedi bizim mesnevimiz hepsi bir taraf bu şiir bir taraf ya. Ahmet'in mimsi düşmüş. Nasıl? Ad kalmış. Bu nasıl onun aklına gelmiş? Bu Arapça bilen bu şey. Alif, hey, mim, dal veyahut da o da öyle. Türkçe söyler. Ahmet. M düşünce Ahmet kalıyor. Muhammed Resulullah Allah ile o kadar şey olmuş ki. Bir olmuş ki Ahmet'teki mim düşmüş Ahmet kalmış. Ançuna azkut cüda şut katmıya uftat bi. Adam bir bağırdı orada. Nasıl vecd içinde. Peygamber Efendimiz'in tarifini de ne güzel yapmış. Dedi bu senin birinin aklına nasıl geldi ya? Ahmet'in mim düşüyor da ahad kalıyor. Büyük bir dedi. Dünyada ahad Muhammed Resulullah. Onun gibisi yok. Ahad da tek olan ya. Tek manası. Kul huvallahu ahad. Onunla bir olmuş diyor. Fakat şey güzelliğine bak, şiirin güzelliğine. Ancuna azkut cüda şut kazmıya uftad mı? Ki Ahmet'in Ahmet Allah ile o kadar bir olmuş, yani ahadi ile o kadar bir olmuş ki Ahmet'in mimi düşmüş. Tek kalmış. Onun gibisi yok yani. Mesih Mevud Aleyhisselatü, başka şeyler de çok var. Ki, derdilem coşat sana o insar vere. Anki der hubi ne de orada hemzare. İçim dolup taşıyor Muhammed Resulullah'ın aşkıyla. O kadar hubi ne de olur hemşire. Güzellik de, iyilik de ona benzer dünyada bulamazsın diyor. Anki
anki ruş aşkı, anki canış aşkı an dilbere, anki ruhş vasile an dilbere. Muhammed Resulullah'ın canı Allah'a aşık olan bir kişi. Anki ruhş vasile an dilbere. Ve Muhammed Resulullah'ın ruhu her zaman Allah ile birliktedir diyor. Anı çarağış dağıd hak kaş dağı abed. Demiyorsunuz hoca bizi Farsça'ya götürdü. Tercümesini yapacağım canım. Merak etme. Burada Peygamber Efendimiz'in yüceliği, enfesliği ortaya çıkıyor. Yani değil mi? Yani Türkçe varken niye Farsça'ya girdik diyor. Yok değil mi? Öyle değil mi? Ya. An çarağış dağıd hak kaç dağı bed. Ne hatar ne gamzı bağdı yüz serçere. Yüce Allah Muhammed Resulullah bir çarağı, bir lamba verdi. Fakat öyle bir lamba ki kıyamete kadar hiçbir kasırga ve rüzgar onu söndüremez beylerdi. An çarağış dağıd hak kaç dağı bed. Ne hatar, herhangi bir korku yoktur. Bize bağlı serçere bir kasırga gelip de söndürsün. Hayır. Çünkü o lamba Allah vermiştir diyor. Ve böyle devam ediyor. Evet, böyle. Onun için enfesten bu şey söz açılmıştı. Yüce Allah diyor burada. لَكَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ Size Harisun aleyküm size çok düşkündür. Sıkıntıya girmeniz ona çok ağır gelir. Bil müminine raufur rahim. Bakın raufur rahim Allah kendisi için de kullanmıştır bu kelime. Ve Muhammed Resulullah için de kullanmıştır kendisi. Çünkü çok insanları, düşmanları bile affetmiştir kendisi. Zamanımız var değil mi? Bir içeri geçecek. Zaman şey tamam. Var, daha daha var. Daha içeri geçecek kadar. Şey kadar var tamam. İyi, tamam. Şey olunca lütfen söyle. Yani ben sıkmak da istemiyorum beyler siz. Yani belki şey yaparsın. Ve yüce Allah diyor Fabima rahmetin min Allah ilin talam. Ey Habibim sevgili peygamberim sen insanlara karşı çok yumuşaksın. Eğer katı yürekli biri olsaydın bu senin etrafından dağılır giderdi diyor. Men havlik. Fa'fu anhum. Onları affet. Birçok kelime var Türkçe'de. Ya Arapça'da affı için. Affı kendisi Türkçe'dir. Gafara yine bir kelime. Bir de safaha bi suad fihi. Bunun manası da yani öylesine birini affetmek ki hiç yani sünger ile silmek hani diyoruz ya biz. O kadar affedeceksin. Çizgi bile kalmayacak. Hani insan affeder de o geçer yine yan geçer yani. Genelde içinde bir şey kalır. Kalır. Bu kelime lügat bakımından öyle ki hiçbir şey, hiç çizgi bile kalmayacak. Saf kelimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından örnekler. Hibar bin Asfet adlı bir şahıs Mekke fethedildikten sonra gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde gizlice biat olur. Herkes gittikten sonra birkaç kişi kalır, ayağa kalkar. Titriyor böyle. Ya Resulallah beni tanıdınız mı? Peygamber Efendimiz dedi ki, hayır tanıyamadım. İsmim Hibar bin Esved. Benim ismim Hibar bin Esved. Ben ciğerpareniz Zeynep kızınız devenin üstündeydi günün birinde. Onu öldüren kişi benim ya Resulallah. Adam gözyaşı içinde boğuldu. Ama titriyor böyle. Evladım ne istiyorsun? Merhamet efendim diyor. Düşünmüyor musun? Yani Hazreti Zeynep'i öldüren insan. O
Medine'ye gelmek istiyorsa devenin üstünde şey değil, o anda saldırıyor ve öldürüyor deviyle. Kendisi düşüyor deveden ve kafası parçalanıyor. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor ve onu bağrına basıyor. Soruyor, evladım biat oldun mu? Oldu. Bitti. Allah senin günahını affetti. Ben de affediyorum. Böyle bir af dünyada var mı bunun benzeri? Hani biraz önce dedim ya. On kadar hubina davrat hemsere. Mesih-i Mevud aleyhisselam böyle demedi. Dedi ki ona benzer dünyada bulamazsınız diyor. İkrama mesela. Hani onun affından bahsediyoruz ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkrama Ebu Cehil'in oğlu. Mekke fethi edildik sonra bu kaçıyor. Başka ülkeye gidecek. Ebesiniye bilmem nereye kaçacakmış. Karısı geldi dedi. Ya Resulallah o Müslüman olmuştu kadın. Ben kocam Müslüman olmadan da bu ülkede yani Mekke'de kalabilir mi? Öyle kalabilir. O gidiyor diyor ki bak kendini yapma etme kaçma bu ülkeden. Ben gittim sordum sen kalabilirsin. Dinin üzerinde Müslüman olmadan da kalabilirsin. Hey yalancı karı diyor. Sen öyle yalan söylüyorsun. Ama bir kere gel. Ya gelince o kaç kere beni kılıçtan geçirecekler onlar. O kadar beni korkuyor. Ha korkuyor. Geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda böyle diyor. Karısına işaret ederek. Ya Muhammed diyor. Resulullah demiyor tabii. Bu kadın diyor benim karım ki burada kalmama siz izin veriyorsunuz. Ben Müslüman olmasam yine de Peygamber Efendi dedi gayet tabi. Hayret. İkrama kendisi sonra diyor ki ben hayret içinde kaldım. Ki kılıçlarda bir hareket yok yani. Etrafında oturan sahabelerin kılıçları var ama bir hareket yok. Peki beni affettiniz mi? Benim günahladım. Evet. Ve ispatı da şu belirtisi de şu ki Peygamber Efendimiz kendisi sorunu başından alıp İkrama'ya verdi. Şimdi inanmıyor musun? Bu büyük bir şeydir beyler Araplar. Yani başından alıp. Bizde de böyle. Böyle deyince İkrama'ya o sarığı aldı. Ve Peygamber Efendimiz ayağını kapandı. Dedi hiçbir insan senin gibi görmedim. Nasıl oldu beni affediyorsunuz? Üstelik şeref verdiniz bana bu sarığınızı verdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sezdi böyle. Arkadaşlar, herkes böyle küsüp bir şeyler konuştu. Sahabeler. Yani bu kimin oğlu der gibi. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı orada bir konuşma yaptı. Beyler dedi. Ben öldükten sonra hiç kimse sakın İkrama'yı babasından dolayı kimse yermesin. Anladı. Anladı. Dan etmesin, eleştirmesin. Hadi versin, sen kimin oğlusun demesin. Öyle diyen benden değildir. Herkes sustu. Ve Peygamber Efendimiz bir sahabinin biriydi. Dedi ki ya Resulallah bugün çok mutlusunuz. İkrama Müslüman oldu değil mi? Peygamber Efendimiz dedi ki sen Belal ol, ben size anlatayım niye ben mutlu oldum. Benim bir rüyam bugün gerçekleşti. Bedir Savaşı'nda İkrama biri Müslüman öldürmüştü. Yüce Allah bana dedi ki rüyada katil ve maktul ikisi cennete girecek. Yani öldüren de öldürülen de. Ben rüyanın yarısını anladım, yarısını anlamadım. Öldürülen tamam şehittir. Öldüren İkrama'dır. Ebu Cehil'in oğlu. Bu nasıl cennete girecek? Bunu anlamamıştım o zaman. El katil vel maktulu fil cennet. Arapçası şöyle.
Öldüren de, öldürülen de. Ama o rüyam bugün gerçekleşti. Katil de Müslüman oldu ya. Aynı zamanda İkreme'ye cennet haberi de veriyor. Hani bu kelimenin içinde o da mevcut yani. Onun için diyor bu beyler mutluyum ben. Ki Allah tebarek ve teala benim şeyimi gerçekleştirdi. Artık onun şeylerini biliyorsunuz ki. İkreme sonra biliyorsunuz Yermuk Savaşı'nda bu Müselme Kezzabi şeyle savaşıyla savaşıyor ve orada şehit düşüyor. Evet, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in affından bahsediyorken Ebu Sufyan'ın karısı Hind. Hind'e de derler, Hind'e de derler ona. Bint Utba. Evet. Hind biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'yı bunun beslediği adam, ondan bahsedeceğim. Vahşi bin Harb. O zenciyi öldürmüştü ya. Arkasından vurup da Hazreti Hamza'yı. Bu kadın da onun ciğerini, bilmem nelerini, şeylerini, iç yerlerini çıkarıp çiğ çiğ yemiş. O hepsini biliyorsunuz. Öyle bir kadın. Mekke fethi edildiği zaman bu kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden biyet oluyor. Hatta yemeğe çağırıyor, davet kabul buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hamza ki çok sevdiği amcasıydı. Komandan aynı zamanda. Hazreti Hamza'yı öldüren adam Vahşi bin Harb. İsmi de Vahşi, düşünüyorum yani. Mekke fethi edildiği zaman bu taife kaçar gider. Ben mutlaka ölürdüm, kılıçlarını geçireceğim. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, yahu su falan şey var, biraz bir bardak su rica etsin. Ya Resulallah, şey, arkadaşlar demişler, Vahşi bin Harb'e, sen böyle sak, ömür boyunca saklanacaksın. Sen git Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in merhametini sığın. Yok dedi. Ben gideceğim, ben benim gibi insan ki ben Hazreti Hamza'yı öldüren kişi ben. Ben kimse bırakmaz. Mümkün değil. İdam. Kelle gidecek. Onun için ben saklanıyorum. Affola. Çok soğukmuş. Of of. Şu an zar zar içeriz. Benim hocam hep derdi ki konuşmacı insan soğuk su içmemeli. Niye hocam? Şeye gider o zaman. Sesi bozuldu. Sesi. Hatırladım. Camideyken Barim Bey vardı ya. Kendisi çok güzel konuşmacıydı. Evet. Millet ısrar edince Vahşi bin Harb günün birinde Medine'ye gider. Saklana saklana. Biat olur. Bir kabileyle birlikte gizlice. Yüzlerce insan gelir, biat olur. Herkes gittikçe sonra 5-6 kişi kalmıştı, bu ayağa kalkıyor. Titriyor ama tabii. Ve şeysiz var, çarşaf gibi bir sarılmış. Sarmış böyle. Ya Resulallah beni tanıdınız mı? Der. Yok evladım, tanıyamadım. İsmim efendim ben Vahşi bin Harb. Amcanız, komandanınız Hamza'yı öldüren ben deyince Peygamber Efendimiz gözleri iki çeşme gibi akmaya başladı. Ravi diyor ki adeta boğuldu gözyaşına. Birkaç dakika kendini gelemedi. Birkaç dakika geçtikten sonra sordu. Evladım benden ne istiyorsun? Af diliyorum ya Resulallah.
Evladım dedi, seni affediyorum ama bir şartım var. Seyyid-i Vuldi Adım, bakın rica da bulunuyor, düşünüyor. Emretmiyor. Hem de o ülkenin sahibi artık. Hani dünya şeylerine bakarsak da. Ricam şu, ben sağ kaldım müddetçe gözüme görünme. Çünkü seni görünce ben amcamı hatırlıyorum. Ve hatırlayacağım. Ravi diyor ki tekrar gözyaşından boğuldu. Ravi diyor ki ben kalktım dedim ki vahşi git artık. Seni affetti. Gözükme. O da sonra Cenge Yermuk Savaşı'nda yani Musalme Kaza bile biliyorsunuz savaşta onu öldüren kişi de yine budur. Onu da söyleyeyim. İlmi olarak da yani şey diyor. Hani böylelikle istiyorduk ki Yüce Allah beni affetsin diye savaşlara, Müslümanlara cihat, birlikte cihat etti. Fuzale bin Umer diye bir zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ederken hani hacca gitti ya dedim bir tek hac. Tavaf 10 bin kişi veya 20 bin kişi her neyse. Birlikte Peygamber Efendi tavaf ediyor da arkasından da biri saklana saklana gidiyor. Düşünmüş adam ki bu fethi tabi hazmedemiyor. Nasıl olur bu adam bu Mekke'yi aldı. Tek kişi çıktı. Bugün de Fatih olarak geldi. En iyisi bu adamı öldüreyim. Çünkü bu fethi bunun etrafına döner. Mekke'nin fethi. İsmi de Fuzale bin Umeyr. Yaklaşınca Yüce Allah dedi ki Habibim Peygamber Efendimiz'e vahiy olarak geliyor. Buna vahiy-i hafî diyoruz. Gizli vahiy. Sakın ha dikkat et. Arkandan Fuzale geliyor. Niyeti kötü. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen duruyor. Bütün sahabe de durdu tabi. Ne oldu diye. Yok tevaf diyorlar. Bağırdı böyle. Yoksa sensin. Fuzale neredesin? Adam yere oturdu. Amca nasıl oldu böyle? Yüzü böyle şey oldu. Değişti. Kızardı diyelim ya. Neyse. Tekrar bağırdı. Yüksek sesle. Fuzale neredesin? Aynı anta. Neredesin? Ayağa kalktı. Buradayım efendim. Hem de yakın oturuyor yerde. Yakın gel. Şöyle dedi ki, düğmelerini aç göğsünün içerisinde. Fuzale kendisi rivayet ediyor. Şöyle. Ve dedi ki, beni öldürmekle senin eline ne geçecek? Ne demek efendim öldürmek? Öyle bir niyetim yok. Peki sağ cebinde ne var? Çıkar bakayım. Hançer. Tabii. Attı yere. Fuzale düğmeleri açar mısın? Açtı. Cübbesi var tabii. Arapların şeyleri meşhur cübbesi. Peygamber Efendi üfledi. Ellerini de böyle bir şeyler okudu. İçimdeki o buz, o kin, o nefret. Taşlar gibi böyle çatladı o anda sanki. Ve sevgi doldu. Ayağına düştüm. O aldı beni yerden bağırmamasını. İşte Fuzale bin Umer kendisini katleden, kanla susamış olan bir kimse. Ve nice nice beler bu dastan. Hani derler yani hangi bir şeysinden bahsedelim. O kadar uzun ben okuyordum bakayım. Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam ne güzel söylüyor. Arapça olarak. Kendisi Arapça, Farsça, şiir, her bakımdan. Ya kalbi yazkur rahmata. Aynel huda mufnil ada. Barran kariman muhsinan. Bahar-ı ataya vajjada. Ey benim kalbim.
Sen hep Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i an. Ya kalbi yazkur rahmeta. Aynel huda. Hidayetin her zaman gül gül akan çeşmesidir. Düşmanı yok edendir. Barran kariman mufsenen. İnsanlara iyilik eden. Un gibisi yok. Vecudu sahada, yani cömertlikte bir deniz gibi olan Muhammed'i ey gönlüm onu anmaya çalış. Der dilem coşet sanayi serveri anki der hubi ne davrat hemsereyi. Ve uzun uzun onun şeyleri vardır böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyler, ben geçen seferde söylemiştim herhalde. Allah ile irtibat kurmak için, yani başta zaten Muhammed Resulullah'dan bahsediyoruz ya, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ وَسُولُ. Hani sözden, hani konudan konuya geçiyoruz ama hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerindedir. Yüce ile Allah ile ilişki kurmak ve dualarda bulunmak. Geceleyen kalkar. Muhammed Resulullah. Hayret ediyorum bazen. O kelimeler acayip. Teheccüd için kalkar böyle. Allahu Ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriyahu vel azma. Şu kelimenin azametini bakın. Allahu Ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriyahu vel azma. Hani artık Türkçe tahammül yok yani, bu dil herhangi bir dil. Ve sonra kalkar. Hazreti Ömer diyor ki ben onu öldürmeye gittim. Dediler ki Kabe'nin etrafında gece saat 4 sularında belki su biraz ısınmış mı? Yok. Ben biraz ısıtayım. Çok şey yok. Evladım otur kardeşim. Yok zaten gideceğiz şimdi. Yok. Hazreti Ömer diyor ki ben orada saklandım. Öldüreceğim. Çünkü Ebu Cehil'le anlaştık ya. Bilmem yüz devi verecekti. Bilmem ne şu kadar mal verecekti. Ha aşkıncım. Hoş geldin. Sen ne zaman geldin? Şimdi geldin. Hoş geldin. Hoş evladım. İyisin. Tamam. Bak senin ismini unutmadım. Aşkın dedim. Doğru dedin değil mi? Evet. Sümbül mü? Soy ismin soy. Ve halbuki seneler geçti biz bizi görmedik ama ben hala. Demek ki daha yaşlanmadık o kadar. Değil mi? Ha, tamam. Hoş geldin, sefalar getirdin evladım. Hazreti Ömer diyor ki bekledim saat 4 sularında. Dedim uzaktan ses geliyor. Etrafta bir çöl her taraf. Anam şey. Bugünkü gibi değil. Evet. Ve la ilahe illallah, la ilahe illallah diye ses geliyor. Dedim geliyor. Kılıç elimde. Gelir gelmez böyle dedi. Allahu Ekber zul cebrutu vel melekutu vel kibriya. Dedi. O kelime azametiyle o söyleyince ellerim titredi. Kılıç düştü. Kendi kendime dedim. Vallahi ben bu adamı öldürem. Öldürme bu ki Hazreti Ömer gibi insan, genç o anda, tek kelimeyle şey yapardı. Bu şey neler, gece vakti bu, eğer zaman bulursanız kalkın, ne olur. Kur'an-ı Kerim diyor, وَصَبِّهُ لَيْلًا تَوِيلًا geç saate kadar, geceleyin kalkın diyor. اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِهِ يَاشَدُّ وَتَعُمْ وَاَقْوَى مُقِيلًا. Gece kalkıp nefsi ezmek için en güzel yoldur. Vesaire vesaire. Bütün gece yatmak şey değil böyle. Tamam uyku için ama bir derece kadar. 15 saat, 10 saat yatmak da şey değil ki. Marifet değil ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Resulallah, duaların makbul olduğu vakit hangisi? O diyor geç.
gece yarısından sonra başlar. Niye? Yüce Allah diyorum, bir münadi, nida eden, ses veren birini gönderir. Melek şöyle der. Hel min sailin. Gökyüzünde. Yüce Allah buyuruyor, diyor ki hel min sailin. Sual eden, sail olan, kapısını çalan kimse var mı? Hel min mustagfirin. Günahların affı için. Rica eden kapımda kimse var mı? Uyanık tabii. Hatta yatla'l fecr, sabah ezanına kadar. Bu münadi, bu nida, bu ses devam eder diyor. Ne mutlu o vakit ibadette. Onun kapısında, onun eşiğinde ola olmak en güzel. Orada insan elhamdülillahi rabbil alemin. Melekler gidip gidip söyler. Allah'ım senin falan kurdun, senin kapın. Bazı yani o kadar yüce Allah Muhammed Resulullah ve ondan sonra tabi göreceksiniz Allah duaları kabul eder. Hayrettin biri var. Mesih Mevud Aleyhisselam, vaat edilen Mesih Hazretleri'nin şeysi, sahabinden. 1960 yıl, 6 yılında Ahmet'i yürüyor. Tamamen okuma yazması yok. Pencapça'dan başka bir şey bilmez. İsmi de Hayrettin. 6, evet 1906 yılında yazılıyor. Hiç başka bir bilmiyor, Pencapça biliyor. Bir gün Yüce Allah ile sohbet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yazıyor. Yüce Allah bir yerde, yüksek bir yerde, bu yerde oturuyor. Sağdan soldan ama Allah'tan Pencapça konuşuyor. Biri sormuş ki efendim niye? Ben başka bir dil bilmem, Allah da bunu biliyor. Allah kalkınca dedi, hayret değil, efendim dedi. Bol bol tereyağı yiyeceksin. Olur efendim dedi. Hep tereyağı yedim ama içime şey düştü, acaba niye tereyağı yiyeyim? Hani bugün biri genç olsa der, efendim kolesterol, şey olur, kolesterin, şey olur. Adam bilmez öyle şeyler. Ama biz köylerde tereyağı yiyoruz tabii. Bu şey, hayvani, ne, tereyağı yiyoruz tabii. Üç gün sonra yeni Allah ile beraber sohbet ediyoruz. Ama soru içimde. Allah sağdan, soldan dediği tebliğ yapacaksın. Çanta vereceksin. Artık çantayı biliyorsunuz bu kelimeyi. Hani aylık şey. Kalkınca da ben dedim, efendim benim bir sorum olacak. Yüce Allah dedi, Haridin ne diyorsun? Söyle. Efendim o gün dediniz ki bol bol tereyağı ben hep yedim 3 gündür. Yiyorum. Ama bir manası olacak herhalde ki öyle söylediniz. Anlamadım. Dedi bol bol çok dua edeceksin dedi. Demektir. Kâle rabbukum ud'uni astecib lekum. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Rabbiniz diyor. Bu da ne kadar da şey. Kelimeye bakın. Bu ayet-i kerime. Kâle rabbukum. Sizin Rabbiniz. Hani kalırlar da olabilirdi. Yok dedi sizin Rabbiniz. Bu psikolojik şey yani. Bizim aşk, sevgiye uyandırıyor. İçimizde. İçer. Kâle rabbukum udûni astecib lekum. Rabbiniz diyor ki dua eder. Hep dua etmeye çalışıyor. Amman yücibul muzdarra izâ da'uhu. Dertli insanın feryatlarını kim dinler diyor. Allah'tan başka. Yüce Allah diyor. اِذَا سَعَلَكَ اِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي Ramazan'la ilgili ayetler bittikten sonra bu ayet var. Düşünün. Bu da bir hikmet. Yani hep dua. Dua edin ben, inni karib ben, yakınım ben, uzak değilim. Şah damarını da daha yakınım. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Bazı ufak şeyler var, insan hayret eder. Bu dua ile ilgili ya. Hani büyük şeyleri çok. Bir inkılap, bir devrim oldu, o ayrı. Bir mecliste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşma yapıyor. Vaaz ediyor.
Ravi diyor ki Yahudi'nin biri de köşede oturuyor ama o da dikkat kesilmiş artık. Dinliyor yani. Yolcu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vaaz esnasında bir hapşırdı. O da Yahudi uzaktan ama sevgiyle. Ravi diyor ki şöyle dedi. Yerhamukallah. Bütün sahabe oraya baktı. Bir Yahudi söylüyor bunu. Yani Allah sana rahmet versin yani ihsan etsin. Bu biliyorsun hapşırınca biri de o yüksek sesle Yahudi söylüyor bu demir. Ravi diyor ki hepimiz hayret ettik ya. Bu bir Yahudi'nin dilinden. Peygamber Efendimiz yine aynı sevgiyle, aşk ile karşılık veriyor. Yahdikumullah. Allah sana hidayet etsin. Ravi diyor ki vallahi dedim anladım onun sevgisi, onun söyleyişinden. Nasıl güzel söyledi. Bizde bir atasöz var. Kılıç yerine oturdu. Yahut da ok yerine girdi. Biz diyoruz bak. Ok hedefine ulaştı. He. Bizim dilimizde başka bir yani. Diğer tarazı. Yani böyle dedik. Dedim. Meraktan çatlayacağım artık. Peygamber Efendimiz dedi. Yahdikumullah. Allah sana hidayet verecek. Şimdi o Müslüman olacak artık belli oldu. Sonunda biat oldu herkes. Yani çok kabile var. Ama ilk biat olan kim? Elini veren o Yahudi. Sallallahu aleyhi ve sellem elinden Müslüman oluyor. Dedi ya Yahdikumullah Allah sana hidayet versin. Dua. Duadan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası. Hazreti Ebu Hurayra bir gün geliyor ağlıyordu Ne ağlıyorsa Ebu Hurayra? Hayrola? Yok ağlıyor. Efendim diyorsunuz ki anneye hizmet edin. Hizmet ediyorum annemi ama size küfrediyor. İleri geri söylüyor aleyhinizde. Ebu Hurayra dedi senin Muhammed'in böyledir, Muhammed'in böyledir. Edep, sakın annenin elinde öyle söyleme, konuşma. Ya Resulullah size küfrediyor. Bir de diyorsunuz konuşma, hizmet et. Ediyorum. Yine başladı ağlama. Peki Ebu Hurayra ne yapalım? Ebu Hurayra da çok sever. Peygamber Efendimiz Ebu Hurayra'yı çok sever. Ya Resulullah öylesi dua edeceğim. İyi. Tamam. İki üç kişi daha da var. İyi hadi. Böyle dedi. Ellerini kaldırdı dedi ki Allahümme ama nasıl işte. Allahümme ehdi umma Ebu Hurayra. Ebu Hurayra'nın annesini ya Resul, ya Allah hidayet ihsan et ya Rabbi. Ya Rabbi hidayet ver. Ebu Hurayra amin deyince doğru eve koşuyor. Ebu Hurayra kendisi diyor dedim ki bu yine o aynı ok yerine ulaştı. Gittim kapı kapalı. Kapı çaldım. Dur dedi evladım ben yıkanıyorum şu anda. Sakın ha kapıyı açma. Annem tertemiz olmuş, yıkanmış, yeni elbise giymiş. Kapı açınca yüksek sesle. Eşhedü en la ilahe şahit oldu. Ben senin Muhammed'ine inandım dedi. Ufak şeyler ama hani büyük şeyler çok biliyorsun da ufak şeyler. Ebu Umama Bahli diye bir sahabi var. Peygamber Efendimiz bir gün dedi ki devini al, dişi devi. İkimiz de çıktı, yola çıktık. Gizli bir iş var. Bir yere gidecektik. İlerideki köyün ortasından geçince kadın bitti gördük. Müslüman tabii olacak bir kadın, genç. Bağırıyor da ağlıyor. Ya Resulullah böyle elini kaldırmış. Yanında yani tek iki kişi zaten. Ebu Umame vel Bahili ismi yazıyor hadis kitabı. Hoca boyu biliyor ondan. Peygamber Efendimiz doğru o kadına gitti. Hani bağırdı ya. Ya Resulullah buradayım falan diye. Gittik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evladım bak ağlama söyle sebep ne? Ama kucağında da şey var, bir 6 aylık bir bebek, oğlu yani, çocuk. Ya Resulullah bunun şeysi tuttu, sara hastalığı. Sara biliyorsunuz insan, bu bir hastalıktır. Bu doğdu, ondan sonra başladı. Bu
nöbet gelince de ben de bunun gibi ölmek üzereyim artık. Peki ver bunu ama ağlama sakın. Ha, peki efendim ağlamıyorum. Uzattım böyle kadın diyor. Peygamber Efendimiz devi, dişi devi şöyle aldı. Luab biz diyoruz yani. Tükürük. Tükürük. Ha. Onu ağzına böyle sürdü. Bağrını bastı ve dua okudu. Bebek şöyle bir baktı. Bebek de seviniyor böyle. 6 aylık daha öyle. Gülümsey şeyler verdi. Böyle eğildi ve al. Bundan sonra hayat boyunca sana hastalığı buna gelmeyecekti. Hayat boyunca hem de. Sen 2 gün sonra biz döneceğiz. Aynı yerde, aynı köyde ama ilerideki köye gidecek. Aslında gidecek yeri başka. Gelebilir misin? Hani emin olabilmek için söylüyor bunu. 3 gün sonra vesaire öyle. Gelirim efendim ya Resulullah. Kadın 3 gün sonra Peygamber Efendimiz dönecek. Aynı yere geldi kadına orada. Ama yanında 3 tane de koyun var. Hediyelik. Hediye getirmiş kadın. Peygamber Efendimiz gelmiş ve gelir gelmez sordu. 3 gün boyunca senin çocuğuna sana hastalık geldi mi? Ya Resulullah hiç gelmedi. Tekrar söylüyorum bir daha bu çocuğa ömür boyunca bu hastalık gelmez. Ya Resulullah ben bu hediye getirdim 3 tane koyun. Şimdi kırmak da istemiyor. Kadıncağız da çok fakir. Abu Mamun yanında. Abu bir tane al koyun. 2 tane. Evlat yeter. Tamam ben kabul ettim seni. Hani demesin kırılmasın diye benim hediyemi kabul etmedi diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok da nazik yani şey. Ve sahire vesaire çok öyle bir şey yapsak onun şeysinden duaları biliyorsunuz o Abazan Yemen şeysi valisi hatta vali demiyorum da governor vali demiyorum tabi İran padişahının emriyle adam gönderiyor polisi gönderiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye. Polis ayı namazdan sonra dedi, sabah namazından sonra. Efendim biz yakalayıp da siz, emir var. Biz sizi İran padişahının, Perviz Khosrev biliyorsunuz. Ona götürmek istiyoruz. Şimdi biraz. Peygamber Efendi şöyle baktı polis ayı, böyle şeylere, surta diyorlar polis ayı. Yarın sabah yine aynı namazda cevap vereceğim. Sabah namazında o yeni polis ayı geldi. Efendim sizi götürmek istiyoruz. Kusura bakmayın. Bizim görevimiz bu. Sizi götürmeye geldik. Alıp götüreceğiz padişahı. Ve bunu o zaman Yemen şeyinin altında. Hani Kisra'nın altında. İran padişahının şeyinin altında. Abazan, ismi de Abazan emridir ama esas emir Perviz Khosrev yani İran padişahı. Ona götüreceğiz. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim bilir o geceyi nasıl geçirmiştir? Allah. Beyler gidin. Bu gece Yüce Allah sizin padişahınızı öldürdü. Nasıl olur? Nereden haber geldi? Ne telefon, ne faks, ne bir şey. Hani düşünün o gece nasıl geçmiştir. Hani diyorum ya dua. Beyler. Mesih-i Mevud Aleyhisselam diyor ki eğer kupkuru odun yeşirebilirse yine dua ile. Gidin beyler dedi Peygamber Efendimiz o polis ayı adımlara. Eğer inanmıyorsanız yakın şey var. İskele var. Liman var. İskele değil de liman diyelim. Çünkü şeyler geliyor. Gemiler geliyor. Gelen geminin gönderdeki şeysi değişmişti. Bayrağı değişmişti. Yeni padişahın şeysidir. Bayrağıdır. Gidiyorlar. Merak içinde tabii bunlar da.
gidip de gidip hakikaten de bir gemi var. Bir gönderdeki bayrakta değişmiş. Beyler bu İran şeysini değişmiş bayrak. Evet dediler o işçiler. Falan gece şu gecede o gece onun oğlu Şirve, padişahın oğlunun ismi Şirve, babasını öldürdü beyler. Bunlar artık dona kaldılar böyle. Dönüyorlar Yemen'e doğru. Çünkü Yemen'den gelmişler. Abazan'a dediler ki, Abazan dedi ya Muhammed'i yakalayıp getirecektin de hani boş geldiniz. Efendim dinleyin. O adamın da tahtı var böyle, eskiden öyleydi, vali oturuyor. Bütün hikayeyi anlatıyorlar ki Muhammed'e böyle dedik, o öyle dedik. Efendim o adam öldürüldü, hatta gittik. Şahidimiz de var. Şahidimiz var. İran'dan gelenler de bunu söylüyor. Bunu söyleyince Abazan ayağı fırladı. Ve dedi şahit olun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Ey dostlar! Vallahi o innehu nabiyyun. O Allah'ın peygamberidir. Bunu başka kimse yapamaz. Böyle onun için diyorum. Dünyada bak insan tatlı günlerde, acı günler hep gelir. Ama Allah'a sığınan kimse, o Hayreddin Bilgi Allah dedi ya, tereyağı çok yiyeceksin de, der ki, hep dua edeceksiniz. Dua edeceksiniz. Günahtan uzak, bir de dua etmek. O zaman bir göreceksiniz ki içiniz değişecek. Namaz, hani dağılır, dikkat dağılır. Allah'a söyleyin. Ey Allah'ım, ben geliyorum, namazda duruyorum ama olmuyor. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. 40 gece biri eğer dua edersen, bak iddialı olarak söylüyorum. Onun namazı düzelir. 40 gece İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn kelimenin virdini yapın. Onu biliyorsun elhamdülillah'daki. Yani ey Allah'ım ancak sana kulluk ediyorum, ibadet ediyorum. Ama ancak senden yardım diliyorum. Hani sen elimi tutarsan olur. Farsçalar da bunu söylüyor şiirde. Mesih-i Mevde, vaad edilen nasihatleri. Deste ben gir azrahi lütfu karam. Ey Allah'ım lütfeyle benim elimi tutuver ne olur diyor. Bir gün vaad edilen Mesih diyor ki, küçük bir çocuk gibi, yani 4 yaşında şey gibi, Yüce Allah beni önüne aldı, omuzlarından tuttu böyle. Gulam Ahmet Hazretleri diyor. Ve Yüce Allah şöyle dedi, Gulam Ahmet, benim olursan bütün dünya senin olur. Ve uyandım sonra. Ve diyor ki dualarla mümkün, siz de öyle. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn böyle 1000 sefer, 2000 yapabildiğiniz kadar. Ey Allah'ım, bak geliyorum Allah'ım ben dikkatim dağılıyor. Oraya gidiyor, sağa sola para pul, dünya işle. Ne yapayım? Olmuyor. Şeytan böyle şey yapıyor, nefs bilmem ne. Ama iyyâke nâbudû gece yani ama ibadet içerisinde 40 gece. İstersen 41. gece bana telifo dedim. Gaffar Hoca olmuyor. Yok, olacak. Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. İyyâke nâbudû, Allah öğretti bize. Ve iyyâke nestaîn dedi. Sonra insanın namazı yavaş 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 yavaş. Niye dikkat dağılıyor? Yüce Allah mücahede koymuştur. Mücadele koymuştur. Savaşım koymuştur yani bunun içinde. وَالَّذ۪ينَ جَحَدُوا ف۪ينَ Kendisi söylüyor. Mücahede cihad eden, yani cihad esas nefs ile cihadır. Onun için dikkat dağılıyor. Ama nihayet insan ona şey olur, hakim olur yani insan nefsine. Peki efendim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi. Buradayken bir iki şey daha konuşalım. Şimdi biz bu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bir unu masadekin doğru olanlarla beraber olmuyor. Biz bu toplantıyı düzenliyoruz. Her 3 ayda inşallah düzenleyeceğiz. Bunun bir gayesi
doğru olanlarla beraber olmak. Çünkü insan beraber olunca insanın imanı daha çok parlıyor, daha nurlanıyor ve insan birbirinden destek buluyor. Tek başına kalınca mesela şimdi Türk artık arkadaşlarımız veya Türkçe konuşan arkadaşlar kendi cemaatler içerisinde ister istemez herkes kendini yalnız buluyor. Biz bunu biliyoruz. Ya ben yalnızım, tercüme yok, şu yok, benim dilimi konuşan yok. Biz böyle bir karar aldık. Her 3 ayda bir böyle program yapacağız. Bunun birinci gayesi doğru olanlarla beraber olmak. Başka bir gayesi Allah-u Teala bu okuduğumuz ayetlerde Allah-u Teala diyor ki bakın Allah yolunda attığınız bir adım yoktur ki mükafatsız kalsın. Bu boş bir düşünce de efendim benim daha önemli bir işim vardı. Onun için gelemedim. Kur'an bunu reddediyor. Benim taşınmam var. Benim de çok önemli işim var. Cengiz Bey'in kız kardeşi hastanede onun da önemli işi var. Aşkın Bey'in de bir işi var. Herkesin yani mutlaka herkesin işi var. Kerim Bey hasta. 2 haftadan beri aşağı yukarı. Tamam. Bunu elhamdülillah hepiniz geldiniz. Ama bu mükafatsız kalmayacak. Bunu bilmemiz lazım. Bizim Gökhan kardeşimiz bu gelmekten vazgeçmişti. Tamam mı? Bana bu Allah ben bir yerden haber aldım. Tabii sekreter beyle konuştum. O dedi ki Gökhan ben dedim ki inşallah gelecek yok dedi gelmeyecek. Nasıl biliyorsun dedim. Bana gelecek, geleceğim dedi. Ya demin konuştum diyor, ben gelmeyeceğim. İslam Avustralya'yla ilgili işim var vesaire diye. Ben Gökhan Bey'e bir SMS yazdım. Bu da Allah razı olsun beni geri aradı. Ben ona dedim, herkese bunu diyorum. Almanlarla uğraşan çok kişi var. Yüzlerce kişi var, Almanca bilen. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki, kendi milletinizle uğraşmak için merkeze gelin diyor. Oradan eğitim alın, gidin ve kendi milletinize inzar yapın. Yani onları uyarın, onları Allah'ın mesajını, boşafını uğraştırın. Bu toplantının gayesi bu. Çünkü Hz. Emirül Müminin, ben şimdi camiye tayin edildim. Bununla beraber Hz. Emirül Müminin yazdı ki, Türklerle de ilgileneceksin. Tamam, Türklerle ilgileneceksin. Sonra bana Neşrem İsa dedi ki, bu Türklerle mutlaka böyle toplantı yapmanız lazım vesaire diye. Biz onun üzerinde geçen toplandık, karar aldık. Şimdi doktor beyin anlattıkları çok güzel şeyler var. Dua diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında yürümek vardır. Bunu sakın zannetmeyin ki efendim bu dua sanki o zamanlarda kaldı. Tabii ki biz de örnek verirken eski zamanlar, Mesih olan zaman onlardan bahsediyoruz. Ama bu devirde de kim samimiyetle Allah için bir şey varsa Allah Teala onu boş bırakmıyor. Onun işlerini kendisi yürütüyor. Ben mesela size doktor Gafar Bey'le de Türkiye'de kaldı. 13 sene doktor Gafar Bey kaldı. Bunlar bizim bu değerli hocalarımız. Bunlar çoluk çocuk Pakistan'da, kendileri Türkiye'de. Çok zor. 13 sene. Siz hepiniz evlisiniz. Biz biliyoruz çocuğumuz hastalandığımız zaman aklımız orada kalıyor. Hanımımıza bir şey aldığımız zaman orada aklımız kalıyor. Ama bunların devrinde ne telefon var, ne fax var. Bunlar da yeni de insan Skype'da oturup o ailesini görebiliyor. Hiç insan o ne diyelim sıkıntı çekmiyor. Ama bunlar dönümde yok. Doktor Gafar Beyler bunlar Cami-i Ahmadiyye'de okurken bizim okuduğumuz okulda bunları bizim Rabua'da yoktu. Tatlı su yoktu. Bunlar kara su içtiler onun için Doktor Gafar Bey'in midesi hastalandı. Ülser oldu. Tamam. Ülser oldu. Ama iyiymiş. Yani bunlar 40 sene geçti. Şimdi niye söylüyorum? Bu insanlar değerli insanlar. Bunlardan faydalanmamız lazım. Şimdi Türkiye'de 13 sene kaldılar. O devir bunlar hiç kimseyle konuşamıyorlardı. Ahmadiyet'ten hiç bahsetmeleri mümkün değildi. Çok kötü bir dönem. Ben Türkiye'ye gittim. Şimdi ben gittiğimde orada Ahmadiyet yoktu. Bir bayan var, o da Ahmadiyet'ten hiç haberi yok. Bir de Macit Bey var bir Ankara'da. O da aşağı yukarı hani gayri Ahmadiler arkasında namazlar kılıyor falan sahip diye. Bana ikisi diyorlar ki kimseye tebliğ etme. Tebliğ edersen bu devletin dediği politika söyle. Önce şu bitkilerin, yabani bitkilerin yeşermesine izin verir sonra kafasını keser diyor. Yani demek istiyorum ki önce size böyle müsaade ederler sonra kafanızı keserler ama öbür tarafta benim bir durumum var. Bu duadan bahsettik ya. Ben hissediyorum ki bir güç benim kalbimi
duaya yönlendiriyor. Zorla itiyor bana. Ben gece gündüz oturarak kalka ben dua etmiyorum. Bunun çok ilk farkındayım. Ben dua etmiyorum. Bir güç benimden dua ettiriyor. Ey Allah, sen Mesih'e Maud Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdin. Dünyanın dört bucağına senin mesajını ben yayacağım. Başkası değil, sen ben değil. Ne Raşit, ne Engin, ne Gökhan, ne Hasan Bey. Yok, Allah'a da ben yayacağım. Peki Allah bu demektir ki Türkiye'de de birisi bu mesaj yayılacak. Maşa olarak beni kullan. Oraya bir güç böyle, gece gündüz oturarak kalka uyurken böyle dua ediyorum. Bu sırada ne oluyor? Şimdi doktor ve farbeler bunlar bize bilgi, o zaman kendi zamanındaki bilgiler göndermişler. Efendim üniversite mezunu olup gelmeniz lazım. Ben o şartları tamamlayıp geldim. Ama namazdan bazı sıkıntılar var. Hadi. Biz de şimdi gittik ama o kanunlar değişmiş. Bizim diplomamız kabul etmiyorlar. Hazreti Amirül Mümininden bana emir geldi. Eğer bir yere üniversiteye giremiyorsan geri Pakistan'a git. Şimdi bir tarafta bu güç beni dua ediyor. O burada tabii emir var, imkansız gibi bir şey. Ben öğrendim. Bir YÖK diye bir idare var Türkiye'de, hala da var da Doktor Gafar Bey'in zamanında yoktu. Yüksek Öğrenci bilmiyorum ne. Yüksek Öğretim Kurumu. Öğretim Kurumu. Onlar üniversiteleri yerleştiriyorlar ama yabancılar için de bir sınav, yapıyorlar. Türk öğrenciler için de sınav var, yabancılar için de var. Bu sınavı kazanıp üniversiteye girmek için hala Türkiye'de dershanelere girip 2 sene, 3 sene bol para harcayan ve çok çalışan öğrenciler var. Yoksa sınav kazanamazsın. Şimdi sınava 20-20 kaç gün kaldı, ben 100 dolar verip sınava kaydoldum. Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittim efendim, sınava oturdum. Bir tek sorusunun cevabını bilmiyorum. Ama şimdi uç saat sayfa sınavın zamanı ayağına kalkmıyorum, düşünüyorum. Diyorum ki ben ayağa kalkarsam, millet der ki o kadar zekiydi, sen niye geldin? Ben utandım için kalkmadım ama hep dua etmeye devam ettim. Allah ben buraya senin için geldim, benim başka bir gayem yok. Orada senin cemaatin kurulu. Hep orada dua ediyorum. Son 15 dakika ve 20 dakika kaldı. Allah Teala benim kalbime ilham etti. Sen cevaplar böyle şeyler ne diyoruz ona? Kuruyoruz. Efendim? Kuruyoruz. Çarp işareti konuluyordu ama o öyle bir sistem ki nagite puan sistemi var. Sen eğer iki sorunun cevabı yanlışsa bir doğru cevabını götürüyorsun çünkü kimse riske girmiyor. Şimdi ben son 20 dakika var. Böyle hepsini böyle doldurdum. Şimdi ayağa kalktım da benim içim rahat. Ben sınavı kazandım diye içim rahat. Ben gittim İngiltere Vizesi'ni başvuruda bulundum. İngiltere Yalçası'na gittim. Geri geldim. Ben üniversite sınavını kazandım. Bunu şimdi sen kime söylersen, Türkiye'de kime söylersen, o der ki adam yalan söylüyor. İnanılmaz, mümkün değil. Ama loto oynayın diye tavsiyede bulun. Efendim? Loto da oynayın diye tavsiyede bulun. Mesela, şimdi ben de loto oynadım. Ben şimdi Allah'a bu dedim ki bu ismini kazandım. Kendi de şaşırdım ya. İki kere sadece bu deneme gidiyorum ki acaba bu Allah'ın özel desteği mi oldu yoksa böyle loto sebebi nedeniyle bir loto mu oynadım diye var. Ben de şans mı ondan dolayı mı kazandım diye ben iki kere 100'er dolar cebimden veri sınava girdim. İki kere başarısız oldum. Ve ben bu sınavdan dolayı sonra öğrenci tabii vizesini aldım. Ve ben senelerde Türkiye'de kaldım. Şimdi bakın, ben gittim de anladım, kimse yoktu. Kimse yok. Ben çıktım da 200 kişi yanımdaydı. Elhamdülillah. Ama biz de nasıl da biliyorduk? Almanya'da elhamdülillah çok rahatız. Biz babaya Ahmediyet anlatırken oğlundan gizledik. Anneye tebdil ederken kızına söylemedik. O da kız söylemiyordu. Çünkü durum, ben kendi çocuklarımı bile biz Ahmediyiz diyemezdim. Çünkü Türkiye'de 28 Şubat süreci var, çok meşhur belki biliyorsunuzdur. Söyleyemiyorum. Ama o böyle bir devir geçtik. Şimdi ben bizim için bir mucize gibi bir şey oldu. Bu sefer ben Türkiye'ye gittim. Üniversiteden aradılar. Dediler ki efendim siz üniversitemize gelin, Marmara İlahiyat Fakültesi. Bizi Ahmediyet hakkında bir konferans verin. Öğrencilerimize anlatın. Bu büyük mucize. Bu büyük mucize. Mesih'e Maud Aleyhisselam Allah'ın verdiği sözler bunlar.
ki ben senin mesajının dünyanın dört bucağına yayacağım. Gittik 90 dakika bize zaman verdiler. 90 dakika bitince tabii 200'den fazla öğrenci var. Hoca dedi ki, prof dedi ki, efendim bu 90 dakika çok az. Tekrar sizi çağırdım da 3 saat size zaman verdim. Hatta bundan da daha, o gün bizim için bizi şaşırtan şey dedi ki, ben halifenizi çağırmayı düşünüyorum ama henüz durumlar müsait değil. Bunlar bu büyük böyle değişimler. Allah-u Teala biz hepimize, kimi Allah-u Teala Ahmediyet'e ulaştırdıysa hepimizi soracak. Hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimizin meşguliyetleri var. Ama Allah-u Teala soracak, siz ne kadar bu nimeti başkalara ulaştırdınız? Yoksa kendiniz için mi sakladınız? Onun için bu toplantıya gelmek, diğer arkadaşlara da çağırmak, bunu ne diyeyim, bundan faydalanmak ve gidip başkalara aktarmak. Bu çok önemlidir. Tabi bu Kur'an'ın emridir. Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala bakın biz Allah'ın işine yaramasak Allah-u Teala başkasını ne diyeyim mi? Bu iş için görev verecek. Görev verecek. O kullanacak. O maşallah Kur'an'ı gördü. Bakın şimdi dergi çıkıyor. Bizim belki biliyorsunuz manevi dergi çıkıyor. Bunun çalışan biz sadece iki kişiyiz. Sadece iki kişi. Ama çok zor bir iştir. Bir ben, bir bizim muallim sahibi, Türkiye'deki muallim sahibi. Ama bu o dergi çıkarmak için ben her gün sabah aşağı yukarı 5'te kalkmak zorundayım. Niye? Çünkü gelip camiye de benim görevim var. Bütün buradayım. Buraya gelmeden önce birkaç saat çeviri yapmasam dergi çıkmıyor. Ama bu kadar yetmiyor. Bizim dergimizde ben geçen toplantımızda da söyledim. Sizler maşallah gençsiniz. Bu teknikten anlayan insanlar. Dergimizde çok yazı var. Ama dergiler için de çok resmin olması lazım. Onun için bizim Kubray Bey var dergiyi düzenleyen, o diyor ki ben Word dosyası üzerinden hepsini düzenliyorum. Ama birisi bu bilgisayar programları Photoshop varmışsa diyor. Diyor onun birisi öğrense diyor, içine resimler yerleştirse diyor, bizim işimiz kolaylaşır. O zaman az ne diyeyim mi, yaz olur, çok resim olur ve dergimiz daha böyle güzel bir hale gelir. Şimdi Türkiye'deki bu değişim bakın, büyük bir nedeni, zahiri neden çünkü Allah'ın bu hepsi bu Allah'ın işleri değil, bu dergidir. Dergi devamlı üniversitelere gidiyor. Mesela 70 hocaya gidiyor bu dergi. Ve bu bir ses getirdi. Tamam, onların, biz gidince onların masalarında şey gördüğümüzde, dergi gördüğümüzde budur diyor. Ve ondan dolayı onlar diyorlar ki bu Ahmediler var. Bu dergiden dolayı bizim bir irtibat kuranlar var. Şimdi bu bir tek ben bunu yapamam. Allah'ın peygamberler diyor ki man ansari ilallah, benim için Allah için kim bana yardımcı olacak? Yani peygamber dahi ekibe muhtaçtı. Biz de ekibe muhtaçız. Şimdi mesela bana gelen e-mailler var. E-mailler içinde bir e-mail mesela bazı insanlar diyor ki efendim şu bizim sorumuz var, cevap istiyoruz. Veya diyor ki efendim Türkiye'de Ahmediyet Sözü'nde çalışmalar varsa bize bunu ne diyeyim biraz bilgilendirir misin? Eğer biz birkaç kişi bunu üstlenirse, biliyorum biz de küçük grubuz ama biz geçen seneler nispetiyle elhamdülillah büyük bir grubuz. Dün huzur dediğim Cuma hutbesinde dedi ki Masih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı 700 olunca dediler ki ya Resulullah şimdi bizi kimse yok edemez, 700 oldu. Çok dedi iman gücü çok büyük bir güçtür. Biz de elhamdülillah birden artık yüzlere ulaştık. Ve bizim aramızda artık teknik ekip var, teknoloji anlayan insanlar. Biz sizden destek istiyoruz. Hepinizden. O bir kişiye iş ne diyeyim yüklenmeyecek ama iş dağıtılınca çok güzel olur. Herkes bu herkes ne diyeyim hem sevap alır hem ne diyeyim birbirinde irtibatlıkta oluruz. Yani bunun bir faydası var. Dergi için bize yardım lazım. Geçen mesela burada Mirsem geldi ve National Mirsem geldi ve dedi ki biz Türk ekipten destek istiyoruz. Çünkü diyor ki Türkler içindeki gelişmeler bize aktarılması lazım, Türklerle irtibatta olunması lazım ki biz o bizim cemaatimizde büyük katkıda bulunacak. Bu Allah'ın lütfudur ki Türk diyor. Araplar da var ama Araplardan kimse bahsetmiyor bu manada. Yani bize diyorlar ki efendim siz gelin katkıda bulunun. Şimdi mesela geçen bana bir gazeteden birisi bir haber yolladı. Türkiye, Almanya'da Diyanet'in bazı yetkilileri ve diğerleri dediler ki efendim bu
Ahmadiler şöyle dediler, böyle dediler vesaire diye. Bizim onlara cevap yazmamız lazım. İster bir sayfalık bir mektup olsun. Öyle değil mi? Geçen mesela Cengiz bir bana söyledi. Diyanet yetkilisinin bir nerede çıkmıştı o sen? Bu, Zaman Gazetesi'nde. Ha, Zaman Gazetesi'nde işte bunların Kur'an'ı farklı. Ne ismi onun neydi? Boğa mı dedi? Bekir Alboğa. Ha, Bekir Alboğa. Cengiz Bey onu görmüştü bir yerde. Demiş ki efendim siz böyle böyle demişsinizdir bizimle ilgili. Bu doğru değildir. O demiş ki o yanlış anlamışlar. Bir de böyle şifan konuşmak var. Ama bir de böyle insanlara yazmak. Bizim dergimiz de var. İnsan der ki efendim şu gazetede şöyle şey yayınlandı. Biz ona bu cevap verdik ve burada yayınlıyoruz. Milletin haberi olsun. Efendim böyle böyle bu cevap veren gruptur artık. Değil mi? Böyle veya Akit gazetesinde. Mesela. İngiliz, ama ekipsiz olmaz. Yani. Şimdi bizim arkadaşlarımız görüyor. Bizim arkadaşlarımız ikinci Halife Hazretleri buyuruyor ki bazı murabbilerde, bazı mübelleglerde ve bazı tebliğ eden insanlar işte kalabalık gruba gitmeyi severler. Çünkü kalabalıkınca güzel konuşma yapacak, sıkıntı yok, seni dinleyecek böyle. Yani kalabalık gruba derken böyle aynı senin imanından, inancından olan veya seni dinleyebilen bir grup. Ama diyor ki asıl olan zor işe koşmaktır. Şimdi Almanlarla nispeten kolaydır. Onlarla görüşmek, yani biz biliyorduk Alman geleceğim dediğinde gelir. Ama biz Müslümanlar geleceğim dediğinde mesela bizim çok tecrübemiz var. Mesela Türklerle tebliğ ederken adına derken biz 30 kişi geleceğiz inşallah. 30 kişi de geliyoruz. Ama son vakitte toplantıdan bir iki dakika önce telefon gelmeye başlar. Ya kardeşim ben hasta oldum. Hepsi hasta oldu. Hepsine misafir gelir mesela. Bizim huyumuz böyle. Evet. Ama iman olunca hasta olmasına rağmen adam geldi. Bizim Kerim Bey geldi hasta. İki haftadan beri hasta ama geldi. Şimdi Türklerle uğraşmak zordur. Hatta Müslümanlara da uğraşmak zordur. Ve erkekler de bunlarla mücadeleye girmektir. Mücadelede bir kavga edecek halimiz yok. Ama onlara anlatmak. Şimdi bakın bu Yusuf Bey, alhamdülillah bugün bir yedetti, ahdi oldu. Niye? Gökhan Bey 3 sene uğraştı. Ama diyor ki bana anlattığı zaman, ben diyor ne böyle diyor, kabardırken böyle hani coştu onunla hende, onlar dediğinde ki bu ne kadar bu adamın kızdı tabii. Yani. Kızdı böyle evet. Kafirliktir bunu anlattıklar vesaire diye. Tamam bunu şimdi ama bugün alhamdülillah Yusuf Bey ahmedidir. Bu manada bizim uğraş vermemiz lazım. Ben mesela örnek ben Türkiye buraya geldiğim zaman bu kadar biz ne mümkün değildi burada Ahmedi Türk Ahmedi bulmak. Mümkün değildi efendim. Bugün alhamdülillah bizim kaliteli ekibimiz var. Hasan Bey Ahmedi oldu o zaman. Ben geldikten sonra bunlar çok şaşırdılar. Başkanım İsa ve diğer Ahmet Türk de Ahmedi olur. Anlatabildim mi? Ama şimdi bir Türk Ahmedi olduğu zaman çok normal. Tabii o önemli bir şey. Şaşırmıyorlar ama bu Hasan Bey Ahmedi olduğu zaman ama Hasan Bey Ahmedi oldu. Ahmedi olduktan sonra başına gelmedi kalmadı. Tamam her türlü sıkıntıdan da geçti. Ailesi tamamıyla gitti vesaire diye. Yani onlar büyük uzuntulardan geçti yani. Tamam, onun karşısında Allah ona iman nimetini verdi ve o mutludur. Ama isterse insan böyle düşününce ya benim ailem vardı, benim şunum vardı, benim genç çocuklar var. İnsan böyle üzülüyor ister istemez. Şimdi biz Allah nasip ederse bizim bu maneviyatımız ilk nasıl başladı bakalım. O işler böyle başlar. Hasan Bey'in oğlu var Fatih. O zaman 18 yaşında. Ben ona dedim ki Hasan ne diyeyim Fatih diyeyim beraberce şu bu dergiyi böyle başlatak Türklere vermek için fotokopi şeklinde. Onun ismini bilmiyorum. Onun ismi nasıl oldu? Maneviyat diye düşündüm. Maneviyat koyalım. Maneviyat koyduk. O da işte amatörce usulunda bir işlemler falan yaptı. Bir zamana kadar onunla beraber çıkardık. Sonra Cengiz'le beraber onu o şekilde yaptık. Böyle o işler devam etti. Ama o bugün dergi haline aldı. Ama bunun başlatılan işte Fatih olsun, ister Cengiz Bey olsun, onların ismi Allah indinde hiçbir zaman unutulmayacak. Yani. İkinci Halife Hazretleri diyor ki, ikinci insan diyor ki bakın yüksek bina diyor yapılınca herkesin gözü ona bakar. Maşallah maşallah ne güzel bina var. Bugün Ahmediye Cemaati Efendi burada o aldı ne diyeyim özellik statüsü aldı. Herkes maşallah maşallah diyor. Hazır diyor ki ikinci Halife Hazretleri diyor ki. Diyor ki ama bina hangi temeller üzerinde duruyorsa onu kimse bakmaz. Kimse onları bahsetmez ki temeli maşkallar ne kadar sağlamdır.
O diyor ki, bunu anlatırken diyor ki, siz kimsenin göremediği ama Allah'ın gördüğü temin ediyorum diyor bu cemaat için. Allah sizi görsün, başkası görmesin. Onun için biz daha Türk ekibi olarak daha küçüz. Ama gitgide büyüyoruz elhamdülillah. Ama özellikle ben sizden, gençlerden, bu teknoloji anlayanlardan benim ricam, bize ne diyeyim, yardımcı olun. Bugün bu sorumluluk bize aittir. Yarın hep hayatta kalacağımız değiliz. En fazla 4-5 saat, 6 saat belki daha ne diyeyim, faal şeklinde işimiz yürütürüz. Ondan sonra sizler kalacak. Ondan sonra başkaları kalacak. Çok düşürüyecek. Benim ricam bu. Mesela yarın National Museum gelecek. National Museum sabah kahvaltıya gelecek. Benim ricam oraya yakın olan insanlar mümkünse o buradayken gelin. Tamam mı? Sen Engin Bey, bilmiyorum mümkün mü değil mi? Enes Bey. Sadece o buradayken gelin, ondan sonra gidebilirsin. Çünkü o bize derken ki gelin bize yardım edin, bizden bir şeyler olmuyor. O cemaatin başkanı diyor, Hanife Hazretleri onu tayin etmiştir. Biz ona, biliyorsun programda da var, biz ona haber verdik. Dedi ki ben kahvaltıya geleceğim dedi. Birçok kişi var, İstiyopya Mirsa bizimle kahvaltı yaptın, gitmiyor. Ama bizimle bize kendi dedi, ben kahvaltıya geldim. Bu tür şeylere bize bu önemli... Bize Türk kahvaltısını önemli. Çok seviyor. Neyi? Türk kahvaltısını mı yoksa? Her neyse. Türk kahvaltı mı seviyor, bizi mi seviyor, o ayrı bir konu mu? Gelecek ya. Benim ricam mesela, eğer mesela Enes, bilmiyorum, yarın eri gelirse, ne diyeyim, Engin Bey, hatta Refik'e de rica edin. Bir iki saat için gelsin. Yarın saatin var, bir saatin var, gelsin. Bunu geçecek, yani bunlar geçer. Çünkü bu ses aslında, tamam biz bunu seslendiriyoruz ama bu ihtiyaçlar arasında Mesih'e mi biraz sanırım ihtiyaçlar? Benim şahsi ihtiyaçlarım değil, Dr. Gofarbe'nin şahsi ihtiyaçları değil. Ve Nasinola Mirbe'nin şahsi ihtiyaçları değil. Şahsi iş için kimse çağırmıyor. Bizim dediğim, dün Gökhan Bey dedim, İslam Hostel'inle dedi, inşallah orada uğraşıyor, İslam Hostel'inle. Tamam dedi, biz orada sana yardım ediyoruz ama buraya mutlaka gelin. Çünkü bu ilk işimiz budur. Kur'an-ı Kerim bunu diyor. Diyor ki ilk kendi milletimizi uyarın diyor. Ondan sonra başka milletlere. Ayrıca cemaatin içinde Arap masası var, Alman masası evet. var, Bengali masası var. Bunlar birbirleriyle öyle bir uyum içinde çalışıyorlar arkadaşlar. Şahsen ben çok üzülüyorum yani. Cemaatin içerisinde pırlanta gibi kardeşlerimiz olmasına rağmen beraberlik olmadığı için yeni yeni başlıyoruz. Niye biz Türk cemaatini Almanya'da yahut Alman Türk cemaatini oluşturup da MTA'da Türkçe program yapalım ya. Kendi organizasyonlarımızı kendi aramızda planlayalım programı. Kerim kardeş var. WeChat'ten birbirimizden kontakta kalalım. Herkes kapasitesini orada göstersin. Ve orada görev taksiyonu yapalım. Bu şekilde hizmetleri paylaşalım. Biz de varız diyelim cemaatimiz. İnşallah. Bu Nebi Aşı yazan arkadaşımız kimdir? Osman. Osman Şeker. Osman Akbal. İki Osman var. Biri Şeker, biri Akbal. Birisi Şeker hocamız o Türkiye'de. Peki o Nebi Aşı'yı niye gelmedik bugün? Annesi ameliyat oldu onun elinden. Evlendi mi? Evlenecekti mi? Evlenmedi galiba. Daha evlenemedi maalesef. Sorusu olan var mı beyler? Bazen buraya tabii takip ediyoruz. Sorusu olan varsa. Şimdi buyursun. Hem orada yemek yiyelim. Doktor benim çünkü şekerim var. Hem yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Hem de devam ederiz. 2-5 geçe namaz var. 15'e kadar bir yemek yeriz. Sorusu olacak. Orada soru soralım. Devam edelim. Evet, buyurun. Tamam. Tamam. Evet. Cezakumullah. Selamünaleyküm. Çok Ufuk Orgun Kitabı'yı. Sen bu konuşmayı aldın demiş ya. Bu şey her suraya mı bakıyorsun? Allah Teala bırakıyor. Tamam. Bak bu Tövbe suresinin 19. ayetinden pardon, 119. ayetinden 122'ye kadar. Tövbe suresi 119, 120, 121, 122. Buraya kadar.
Tövbe suresinden başladık. Ey inananlar, Allah'ın takvasını benimseyin ve doğrular da sizinle olsun. Hı? Hadi deneyin diyoruz ki. Anahtarına ihtiyacım var ya. Benim ilacım var.